Merhaba kitap severler. Bugün sizlerle yine hem sinema tarihi açısından hem de sinemaya giriş üzerinden değerlendirdiğimizde çok önemli bir referans kaynak kitap hakkında konuşacağız. James Monaco'nun Bir Film Nasıl Okunur? Bu kitap 1977'de James Monaco'nun yazmış olduğu bir kitap. Kendisi 1942'de doğmuş ve 2019 yılında da vefat etmişti. Genel olarak baktığımızda James Monaco'nun en bilinen kitaplarından birisi. Kendisi yazar, eleştirmenlik ve yayıncılık kariyeri üzerinde en fazla bilinen kitabının bu olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu kitap bize neyi anlatıyor? Tam da başlığından görmüş olduğumuz gibi bir filmi nasıl okumamız gerektiğini ya da bir filmi bir metin olarak okurken nasıl değerlendirmemiz gerektiğini bize sistematik olarak anlatan bir kitap. Kitap bolca görselden yararlanmış, sinema tarihindeki öne çıkan filmlerdeki görselleri bize sunarak bu mizansenin, sinema tarihindeki filmlerin nasıl olduğunu bize sunarak iyi bir sinemaya giriş kitabı olarak değerlendirebiliriz bu kitabı. Peki bu kitapta sinemadaki bir filmi bir metin olarak değerlendirdiğimizde neye ulaşmış oluyoruz? Buna ilişkin aslında çok iyi bir cevap var. Aslında nasıl bir kitap, nasıl bir reklam, nasıl bir herhangi bir medya bir içerik olarak karşımıza çıksa da bunlar aynı zamanda birer metindir. Metin olması demek onların okunabildiğini, okunabiliyor olması demek onların çözümlenebileceğini, değerlendirebileceğini bize söyler aslında. Ve aslında sinemayı izlemek kolaydır ama sinemayı anlamlandırmak, onu okuyabilmek aslında o kadar kolay değildir. Bunun için en azından temel düzeyde bazı bilgilere erişmeniz gerekiyor. James Monaco'nun bu kitabı bir filmi okumak için temel referans noktalarına vurgu yapan bir kitap. Birincisi tabii ki sinemanın tarihi hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sinema bir sanat dalı olarak, bir kitle iletişim aracı olarak nasıl ortaya çıkmıştır? Ona temel olan kaynaklar nelerdir? Fotoğrafçılıktan onu bağımsız ve farklı kılan nelerdir? Önce buna bir cevap vermeye çalışmış James Monaco. Bunun yanı sıra sinemadaki öne çıkan kuramcılar, akımlar nelerdir? Bu akımlar ve kuramcılar sinemayı nasıl etkilemiştir? Ya da bu kuramcılardan etkilenen yönetmenler kendi sinema metinlerini nasıl inşa etmişlerdir? Yine bunun hakkında bilgi veriyor. Sinemayı hem teknik hem de içerik bazda değerlendiriyor. İçerik bazda bir anlatının yapısı nasıl oluşturulur, bu anlatının dizaynı nasıl gerçekleştirilir, ilgi çekici bir anlatının çözümlemesi nasıl yapılır, bu konuda çözümleyebilecek olan çeşitli araçlar ve kuramlar elimizde nelerdir, bunlar hakkında oldukça geniş bir bilgi veriliyor. Diğer yanda ise tabii ki sinematografi vardır. Sinematografi pek çok unsurun içerisine girdiği bir unsur. Kamera hareketleri, planlar, ses, müzik, görüntüler, renkler, ışık, bunun gibi pek çok unsur var. Ve aslında bizim sinema dediğimiz ya da sinematografi dediğimiz şey bunların belki de oyunculuğu da içerisine alan bir bileşke. İşte James Monaco bu kitabında bütün bu unsurları bir arada nasıl değerlendirebileceğimiz, bunların öneminin ne olduğu konusunda bize çok aydınlatıcı bir bilgi vermeye çalışmış. Daha önce de söylemiş olduğum gibi sinema metnini izlemek kolaydır ama onu okumak, anlamlandırmak hiç de kolay değildir. Bunun için aslında bazı bağlamlara ihtiyacımız vardır. Diyelim ki bir yönetmenin filmini izliyoruz. Yönetmenin hayatı nasıl olmuş, nasıl bir çocukluk geçirmiş, nasıl büyümüş, bu sinema sektörüne nasıl girmiş ya da bu yönetmen geçmişte yaşamış olduğu belli travmatik anılar onun sinemasına büyük bir etki yaratabilmiş mi? Hangi kişilerle, hangi senaristlerle, hangi görüntü yönetmenleriyle beraber çalışmış? Özel olarak çalışmayı tercih ettiği bazı oyuncular var mı? Bazı bir teknik ekipler var mı? Hangi yapımcılarla daha çok çalışma ihtiyacı duymuş ya da sinemada özel olarak belli türlere, janrlara yoğunlaşmış mı? İşte bu konularda çok etraflıca bir bilgi edinmediğimiz durumda bir sinema metnini aslında okumak çok kolay değildir. Hatta bu türden bir bilgiye sahip olmadan yapacağımız okumalarda tırnak içinde amiyane tabirle söylersek söylediğimiz ya da konuştuğumuz pek çok şey üfürme gibi değerlendirilebilir. Üfürme yani boş konuşma aslında kendi beklentilerimizi, kendi sinemasal beğenilerimizi birilerine dayatma olarak da algılanabilir. İşte aslında James Monaco'nun ve buna benzer olan kitapların bize vermiş olduğu şey sinemayı bir bilim olarak, bir sanat olarak değerlendirme kıstaslarını ortaklaştırma çabası. O sinema kültürünü yaygınlaştırdığımızda, sinema hakkında konuşurken bilgi temelli, yani sadece izlenim temelli değil, bilgi temelli olarak konuşmaya başladığımızda filmler hakkındaki söylediğimiz her şey daha gerçekçi, daha ayakları yerlere basan bir zemine oturmaya başlıyor. Ve James Monaco'nun kitabı hem sinemaya giriş derslerinde, hem sinemadaki kuram, sinemadaki tür derslerinde, hem de sinemanın başlangıcından günümüze doğru dijitalleşmesinde nasıl bir yönseme içerisinde hareket ettiğini gösteren çok temel, çok giriş kaynak olarak değerlendirebileceğimiz bir kitap. Yine çok rahatlıkla kitaplarınızda bulunması gereken, bulundurmanızın size büyük bir fayda sağlayacağı, sıkıldığınızda, bir ara vermek istediğinizde ya da o gün bir film izleyip neyi izleyeceğinizde çok fazla karar veremediğinizde bu kitap kesinlikle size yardımcı olacak olan bir başvuru kaynağı diyebiliriz. İyi okumalar.